oldu birader? Kilidi değiştirmiş. Oğlum bu kadın beni katil edecek. Vallahi bak, ben bunun yüzünden hapislerde çürüyeceğim. Hangi günah bedeli lan bu kadın? Sabır birader, sabır. Ya sabrı mı kaldı İsa? Cemre! Aç şu kapıyı. Bak vallahi kıracağım ha, aç şu kapıyı. Evlat olsa eldivensiz sevilmez ya. Neredesin be? Anne! Hırsız geldi. Bekle burada. Olur birader, olur. Çık şöyle. Oo! Hırsız Bey'i de teşrif etmişler. Bana bak Gülendam. Bir daha benimle insanların içinde öyle konuşursan, analığın falan demem, çakarım suratına tokadı. Akıllı ol. Yaparsın oğlum. Yaparsın sen. İnanırım. Bugün anasının altınlarını çalan, yarın tokatı da çakar. Altınlar. Şimdi al başına çal. Bunlar çalmadığım altınların. Burada da var. Hadi hayrını gör. Anne, kontrol et, sahte olmasın. Et, kontrol et. Gerçek. Sen çaldın değil mi? O boktan videolarına makyaj malzemesi almak için mi çaldın ananın altınlarını? Ha? Sarı çıyan? Aa, iftiraya bak. Hem suçlusun hem iftiracı. Defol git buradan, ben seninle aynı havayı bile solumam. Cildime iyi gelmiyor. Bağırma bana. Sizin o suratlarınıza meraklı değilim zaten. Gidiyorum. Ulan aportta bekliyormuşsunuz be gidelim diye. Odanın haline bak, sen pazarına dönmüş. Şerefsizler. Siz... Al. Al anne, bu da sonuncusu. Kızılma. Of! Görüyorsun değil mi nasıl iftira atıyor bana? Biz kimin ne olduğunu biliyoruz kızım. Sen hiç merak etme. Orası öyle de. Yani insan ağrına gidiyor tabii. Yine de ne kötü şeymiş iftiraya uğramak. İlhan nerede? Odasında. Ne yaptınız? Hallettiniz mi yanlış anlaşılmaları? Hala yanlış anlaşılma diyorsun Faysal ya. Ne yanlış anlaşılması? Bak. Bak. Oğlun aynen geri getirdi çaldığı altınları. Polise giderim diye tehdit ettim de korkusuna getirmiş. Sen hala yanlış anlaşılma de. Maşallah. Evin kilidini hemen değiştirmişsiniz. Odanın hali de ayrı hikaye. Yani hırsız evin içinden olunca biz de mecbur kaldık. Ne yapalım? Bak baba. Ben sana söylüyorum, bu ikisi senin sonun olacak bak. Bu iki çiyen bitirecek seni. Gün gelecek, bir bardak su için yalvaracaksın ama suratına bile bakmayacaklar seni. Elif, inan diye inim inim inleyeceksin ama bitti artık. Bizden de sana fayda yok. Terbiyesiz, kiler faiz kılıklı. Sen utanmıyor musun böyle babanla konuşmaya? Ha? Görüyorsun Faysal değil mi? Bak o çok savunduğun oğlun, ah nasıl konuşuyor seninle. Ne o? Kardeşini zengin evine yamadın diye mi bu afraların taplaların bize? He inan. Anam doğru söylüyor. Benim sizden gelecek minnete ihtiyacım yok. Bana saygı duymayana bundan sonra ben de saygı duymam. Şimdi defol git o arkadaşın külüstür arabasını yat. Defol. Yürü. Ağzına sağlık Faysal'ım. Ne kadar da güzel söyledin. Aslanım benim. Şuna bak ya. Hem suçlu hem güçlü. Cık, ayıptır yani. Birader ne oldu oğlum? İçeride cam kapı titredi öyle. Ya biliyorum bizi işte İsa. Biz de filme bakışıyor. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz birader? Cehennemin dibine diyeceğim de. Oradan geliyorum. Buradan uzayalım yeter hadi. Anne bak, çok uzatma, klima alerji yapıyor bende biliyorsun. Yok yok, kısa keseceğim, merak etme. Bunlar hep senin geleceğin için prensesim. Gerisi yalan. Evet Şule Hanım, dosyayı tamamladım. Hı, evet. Bir saniye hanımefendi, telefonla konuşuyorum. Ben de sana telefonu kapat diyorum, değil mi? Benim anlatacaklarım atom bombası etkisi. Tamam, tamam Şule Hanım. Ben sizi birazdan arayacağım. Peki. Buyurun hanımefendi. Şimdi bana bu magazin servisinizden şöyle acar bir muhabir ayarla. Anlatacaklarım çok önemli. Kiminle görüşmek istiyorsunuz? Muhabirin ismi var mı? Ya da randevunuz var mı? Sen beni delirtecek misin kızım? He? Bu bankların arkasına siz böyle seçe seçe mi koyuyorlar? Bak bir daha söylüyorum, o kulaklarını iyi açıp dinle. Bana cabbar bir magazin servisinden muhabir ayarla, ayarla. Sen ayarlayacaksın. Ben ne bileyim adını. Cık cık cık. Bana bak bana. Söyle, hemen gelsin. Anlatacaklarım çok önemli. Eğer ayarlayamazsan, bak sana yemin ederim, patronlarına söyler, kovdurturum seni. Kimlerle uğraşıyoruz ya? Kimsin sen kadın? Kimsin sen? Cihan'la ilgili ne biliyorsun acaba? Ne var elinde? Beni çağırmışsınız Ruşen Hanım. Bu kadınla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Her şeyi. Kimdir? Ne iş yapar? Ailesi. Her şey. Anladın mı? Emniyetteki bağlantılarını kullanacağım efendim. Tamam. Mümkün olan en kısa sürede sonuç bekliyorum senden. Siz hiç merak etmeyin Ruşen Hanım. Bir de bu konu ikimiz arasında kalacak. Peki efendim. Siz misiniz yılın magazin bombasının eline tutanlar? Sen misin o acar muhabir? He? Beğenemediniz mi? Aa, senin beğenilecek bir tarafın mı var be? Cılız şey. Kadron bile yoktur senin, stajyersin sen. Haberi söyleyecek misiniz yoksa işimin başına döneyim mi? Bulut Giray var ya, bugün gizlice evlendi. Hadi canım, kiminle? Kızımla. Kızınızla mı? NATO kafa, NATO mermer. Kızım sende saksı çalışmıyor mu? He? Anlamıyor musun sen? Pardon, benim sinirlerim bozuldu biraz. Aslında bu stajyerin gülmesi normal anneciğim, bu evlilik zaten şaka gibi bir şey çünkü. Çıkar şu videoyu da görsün. Nereden buldunuz bu videoyu? Bak bakayım bana. Ne oldu? Böyle bir mort oldun ha? Bana bak. Şimdi git müdürüne, şefine, artık üstüne neyine söyleyeceksen söyle. Şöyle güzel bir toplantı ayarlasınlar. Gülendam Hanım'ın anlatacakları çok mühimmiş dersin. Ayrılmayın bir yere. Ayrılmıyoruz. Bekliyoruz biz burada, merak etme. Aynen buradayız. Jeton yeni düştü anneciğim. Zeka yetersiz bakiye diyor. Üzülme be birader, düzelir her şey. Tamam oğlum, tamam. Bir şey söylemedim varsay, tamam birader. Tamam oğlum, sustum işte, öyle bakma ters ters. Aa, çay birader 10 numara ha. Birader, çay diyorum bak, 10 numara diyorum. Seversin. Evet. Hikayemiz bir kül kedisi masalı gibi başlar. Fakir ama güzeller güzeli Elif'imizle zengin ve yakışıklı oğlumuz Bulut tanışırlar. hemencik böyle bir kaynaşıverirler. Kadar aşık olurlar ki birbirine müdür bey. Öyle bir aşk, ne aşk. Adeta böyle devlerin aşkı, devlerin. Sonra bu iki tane aşık gencimiz tık bir anda evlenmeye karar verirler. Ama aması var. Fakir ama masum olan kızımız evlendikten sonra tak değişiverir. O kadar ki fakirliklerinden utandığı anasıyla babasını düğününe bile çağırmaz. Benim öyle bir anam babam yok der. Dur. Anladık, tamam. Bu anlattıklarını kanıtlayacağın fotoğraf, video, herhangi bir şey var mı elinde? Var tabii müdür bey. Olmaz olur mu? Biz gösterdik sizin bu acar stajyere. Kaç kere söyledim size, stajyer değilim ben. Bakın şimdi şöyle. Biz sadece sizin gazeteye konuşacağız. Başka da kimselere konuşmayacağız. Ya isterseniz evimize de gelebilirsiniz. Şöyle babasıyla da güzel bir röportaj yaparsınız. O da hazır konuşmaya. Ama bütün bunlar tabii ufak küçük bir meblağ karşılığında. Ödeyeceğimiz rakam bu. Ve sizinle sözleşme yapacağız. Başka hiç kimseyle röportaj yapmayacaksınız. Başka kimseye de malzeme vermeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Asla. Asla. Tamam. Hemen yarın kocanıza geleceksiniz. Ön röportaj yaparız. Birkaç fotoğraf çekilir. Ardından da evinize ve mahallenize gideceğiz. Uygun mudur? Uygundur. Çok uygundur hem de. Şu inanla daha yakından ilgilensen diyorum. Ne bileyim, sen orada bir iş falan ver. Elimizin altında olsun. İstediğimiz zaman ulaşabilelim. O kadar içimize sokmayalım kardeşim. Tamam bak, kullanmasını kullanalım ama bu kadar içimize sokmayalım. Alo. Konuşmamız lazım Alas. Ya bak, hiç aramıyorsun muhabbeti falan yapacaksak sakın. Yok öyle bir şey değil ya. Patronla alakalı bir durum var. Nasıl bir durum bu? Az evvel Bulut'un kaynanası buradaydı. Belki bu ilgini çeker. Anladım. Az evvel Bulut'un kaynanası buradaydı diyorum. Konuşmamız lazım. Konum at, geliyorum. Konu ne? Elif'in üvey annesi. Bu kadın iş olacak başımıza. Olay ne? Her zamanki Alas. Boşa harcayacak 5 dakikası bile yok. Aslında bunu sana söylememem gerekir. Profesyonel şekilde davranmıyorum şu anda. Hiç sıkma canını. Kimse profesyonel davranmıyor zaten. Bulut evlendi ha? Hem de öyle bir kızla. Ya. Gülen'lemin derdi neymiş? Ne anlattı size gazeteye gelip? O kadın şeytana pabucunun topuğuyla yedirir Alas. Ona sorsan kız, zengin eve gelin gidince ana babasından utanır olmuş. Ama bu anlattıklarıyla seni ikna edemedi galiba. Ben öyle bir kadının söylediği hiçbir şeye inanmam. Ama benim neye inandığımın bir önemi yok. Halkın neye inanmak istediği önemli. Bu hikaye satar Alas. Bir tarafta zengin giraylar, diğer tarafta fakir fedakar aile. Her gün çarşaf çarşaf haber çıkar seninkilerle ilgili. Teşekkür ederim. Beni aradığın için çok teşekkür ederim. Sana borçlandım. Üzüntüden yine kendini vurmuş alışverişe. Elif'in nikahına çağrılamadı ya, çatlamıştır hırsından. Bence de. Babam hala gitmemiş pilava. Babam pilava gitmez tabii. Açlıktan ölüyoruz, satacağımız pilavı yiyoruz ya. Neredesiniz siz? He? Çarşıda. Bak. Neler aldık? At yarışı mı tutturdunuz? Ha evet. Nereden buluyorsun böyle esprileri babacığım? Bence güzeldi. Baysa. Bak sana da gömlek aldım. Pantolon da aldım. Parayı nereden buldunuz? İnan altınlarımı geri verdi ya. Oradan buldum işte. Sen de hemen harcayayım dedim. Gerisi gelecek ki harcadım. Hayatım Faysal. Gerisi gelecek. Nereden gelecek? Senin bu karın var ya. Öyle akıllı. Öyle zeki bir kadın ki. Anlatacağım. Anlat. Sen önce şu gömleği şöyle güzel bir giyin. Ondan sonra anlatacağım. Geçenlerde Kadir İnanır'ın üstünde gördüm. Ay nasıl yakışmış. Ya adam böyle hala dev gibi. Hala yakışıklı. Merhaba Ruşen Hanım, Cihan Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Alas. Neymiş bu önemli haber? Bak bir tane daha kötü haberi kaldıracak halim yok ona göre. Maalesef Elif'in annesi Gülendam Ardalı. Ne yaptı yine o kadın? Gazeteye gitmiş. Elif ve Bulut'un evlilik haberini vermiş. Yetmezmiş gibi kafasına göre bir takım uydurma eklemeler de yapmış. Mesela Elif zengin bir aileye gelin geldikten sonra kendi ailesini unutmuş. Kendi ailesinden zaten utanıyormuş. Siz o aileyi saklamak için elinizden... Ah tamam yeter. Yeter gerçekten şiştim yeter. Ne yapacağız peki şimdi? Gazetedeki kaynağımdan öğrendiğime göre magazin editörleri bu haberi yapmak konusunda hevesli. Maşallah yani. Rezillik diz boyu. Cihan, hemen hallet bu işi. Hemen. Başımızda senin büyük sırrın varken bir de basınla falan uğraşmayalım yani. Buraya gelirken reklam ajansımızla telefonla görüştüm. Bu yılın reklam dökümlerini inceleme fırsatım oldu. Bu adı geçen gazeteyle bu yıl epey bir ortaklığımız olmuş. Yüklü miktarda reklam vermişiz. Gelecek kampanyalar için de reklam görüşmelerine başlanmış. Tamam. Çok güzel işte. Onlara deyin ki eğer bu haberi yaparlarsa bir daha bizden reklam falan alamazlar. İşte o kadar. Ben de öyle düşünmüştüm. Medya ilişkileri aslında Bulut'un alanı. Bence bırakalım ailesi bu konuyu. Ay bırak Cihan Allah aşkına ya. Bulut'un şirketle ilgilenecek hali mi kalmış? Şu rezilliğimize bak. Bulut? Niye giyindin? Bir yere mi gitmek zorundasın? Çok güzel bir kadınla randevum var. Çok güzel bir kadınla? Evet. Hadi hazırlan. Yemeğe gidiyoruz. Ama benim öyle hazırlanacak bir şeyim yok yani. Gelinliğim var sadece. Sadece gelinliğin yok. Dolaba bak. Senin için bir şeyler ayarladım. Bakalım beğenecek misin? İşte benim düşünceli sevgilim. Hala annenle beraber mi yaşıyorsun? Yok, taşındım. Aa, anne nasıl izin verdi buna? Yok yani, çok düşkündünüz ya birbirinize. Öyle annem. Ay ya ben özür dilerim, gerçekten bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Nereden bilecektin zaten? Hasta falan mıydı? Çok uzun zamandır hastaydı benim annem. Yıllardır. Acı çekmesindense ölmesi daha iyi oldu. Bu gece burada kalsana. Bakarız. Gece burası sakin herhalde. Biz bize olalım senin çünkü. Nasıl yani? Herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü bakıyorlar. Çok güzelsin. Parıldıyorsun. Sen beni öyle gördüğün sürece öyleyim. Buyurun efendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ne kadar hızlı seçtin. Aslında seçmedim daha. Yani menüdeki isimler biraz fazla karışık. Çok anlayamadım. Bence şöyle yapalım. Sen en sevdiğin yemeği söyle. Ben de tadına bakmış olurum, ha? Sen nasıl istersen tabii ki. Gidiyor musun? Bir kere de benimle sabahlasan. Yetişkin insanlarız ikimiz de. Hiç konuşmayı yapmasak artık. Her zamanki halas. Onunla yatabilirsin ama ona dokunamazsın. Zor değil mi böyle yaşamak? Vallahi ben başka türlüsünü bilmiyorum. Kapıyı çekerim. Bulut Bey, memnun kaldınız mı? Her şey her zamanki gibi çok güzeldi. Teşekkürler. Sizin için yapabileceğimiz başka bir şey var mı efendim? Hayır, şimdilik yok. Çok mersi. Afiyet olsun. Her zamanki gibi. Ne oldu Elif? Hiç. Bir şey yok. Bu bir şey olmamış halim mi? Her zamanki gibi dedin. Sen daha önce buraya kaç tane kadın getirdin? Hı? Kaç kişi için kapattırdın bu mekanı? Ha? Ben buraya getirdin kaçıncı kadınım mesela? Ayda bir mi getirirsin, haftada bir mi? Yoksa her gece mi demeliydim? Ya niye gülüyorsun? Komik mi yani? Hayır, tabii ki komik değil. Ama çok güzel. Nesi güzel? Sinirlenmem mi güzel yani? Hayır. Kıskanıyor olma. Ya madem bu kadar güzel bir şey, niye sinirden ellerim titriyor şu an? Ya ne biçim bir şeymiş bu kıskançlık? Biz birbirimize biraz uzak mı kaldık sanki? Benimle dans eder misin güzel sevgilim? Güzel eşim. İnmeyelim mi? İnmeyelim bence. Ha? Bilmiyorum Bulut. Yani ben kendimi çok gergin hissediyorum. İyi hissetmiyorum kendime. Bir tanem. Güven bana, hiçbir şey olmayacak. Biraz daha mı kalsak arabada? En azından şu gerginlikten kurtulmuş olurum. İstediğin kadar kalabiliriz. Ama ben hiçbir işe yarayacağını düşünmüyorum. Güven bana. Hiçbir şey olmayacak. Hadi. Tamam. Yok, ben yapamayacağım. Gerçekten inanılmaz gerginim şu an. Elif, zaten çok kısa bir süre kalacağız burada. Biliyorum annemle olan durumun gerginliği var ama merak etme, hiçbir şey olmayacak. Aslında mesele öyle kısa ya da uzun kalmak değil. Mesele Ruşen Hanım'ın beni istemiyor olması. Sen merak etme. O işi ben çözeceğim. Eğer aranızda herhangi bir şey olursa bana söylersin, ben hallederim. Tamam mı? Tamam. İyi ki varsın. Ay vallahi bu zamanda kaynanasının yanında yaşayan gelin bulamazsın anneciğim. Çok şanslısın. Al, başladı seninki yine. Ay ben şimdi görümce oldum değil mi? Ay herhalde senin genç ve dinamik haline görümce diyorlar. Ay, görümce ne ya? Örümcek gibi bak. Bak tüylerim diken diken oldu. Oo, bizim çiftle kumrular da gelmiş. Herkese merhaba. Geldi senin gelin. Hoş geldiniz çocuklar. Buyurun oturun şöyle. Merhabalar. Buyurun. Kusura bakmayın. Size de böyle rahatsızlık vermiş oldum. Vallahi onu söylemek için birazcık geç kaldın Elif'ciğim. Elif kızım, evine hoş geldin. Kızım artık bundan sonra burası senin kendi evin sayılır. Teşekkür ederim. Bir şeyler içmek ister misiniz? Ne söyleyeyim size? Ay bir dakika baba ya. Önce birbirimizi tanısaydık. Bak ben senin görümcelim. Bakarsın 10 kaynana gücünde olabilirim. Bilmiyorum, ben de yeniyim bu görümcelik işlerinde. Bu da kaynanan. Bizimle iyi geçinmeye bak. Yoksa halin duman olur bu evde. Görümceyim ben. Seni İpek'in gereksiz esprileri hakkında uyarmayı unuttun değil mi? Kendisi maalesef 8 yaşından sonra büyümeyi bıraktı. Vallahi bizim bile alışmamız bayağı uzun zaman aldı. Benimle böyle konuşamazsınız. Saksı değilim ben. Görümceyim. Bulut, konuşmamız gereken şeyler var. Önce Elif'e evi gezdireceğim. Sonra. Faysal bu ne? Yani tamam çok güzel olmuş, çok yakışmış da bunu mu giyeceksin? Fotoğraf çektirmeye gideceğiz dedin. Ben de bunu giydim. Ne giyeceğim? Hayatım Faysal, aşkım. Biz fakiriz. Unuttun mu? Kızımız fakirliğimizden utanıyor bizim. Bu ne böyle bayramlaşmaya gider gibi? Cık, olmaz. Sen bunu çıkar. Şöyle eski tişörtlerinden falan bir şey giy. İnandırıcı olsun. Anne bak. Ben hayatta öyle eski püskü şeyler giyip kamera karşısına geçmem ha. Anneciğim, senlik bir şey yok. Biz babanla halledeceğiz. İyi tamam, bana bulaşmayın. Kızım sen ne yapıyorsun garip garip hareketler ya? Böyle bir şeyler yapıyorsun. Selfie çekiyorum. Moda şimdi babası, moda. Moda mı? Eskiden olsa bunu cin çarptı diye doktora, hacı hocaya bir yere götürürler ya. Modaymış böyle ağız burun. Cık, tövbe tövbe ya. Neyse Faysal, hadi sen oyalanma da değiştir üstünü. İyi, değişeyim. Tövbe tövbe, Allah akıl fikir versin ya. Ve işte burası da geçici bir süre için yatak odamız. Çok güzelmiş. Yani birazcık ufak ama... En azından kısa bir süre için idare eder bizi. Ne kadar güzel olmuşlar. Hangi ara ayarladın bunları? Sana daha önce özel güçlerim olduğunu söylemedim herhalde. İnanırım vallahi. Çok güzel olmuşlar. Teşekkür ederim. İstersen sen bir etrafı gez, bir yerleşmeye çalış. Ben de şu nikahtan kalan sıkıntıyı halletmeye çalışayım. Tamam, olur. Geliyorum hemen. Bulut. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Evet, bugün biraz hareket vakti. Ben bu Cihan'dan yine de biraz korkuyorum Alas. Adamın damarına biraz fazla basıyoruz sanki. Neden? Uzun vadede hepimiz ölüyüz sonuçta Selma. Bize ne yapabilir ki? Ne bileyim işte. Böyle adamlarla fazla oynanmaz. Kuyruğumuzu sıkıştırmasın sonra. Aksine. Elinden geleni ardına koymasın ki mücadele biraz zevkli olsun, değil mi? Nasıl ayarladın o kadar tweet'i? Sen dünyanın en küçük kemanını dinledin mi hiç Selma? Çok güzeldir sesi. O kemanı çalarak istediğin her şeyi yaptırabilirsin bu hayatta. Hayır, aklında olsun yani. Bu konu öyle geçiştirebileceğimiz bir konu değil baba. Yani kadının nikah günü söylediklerinde fütursuzluğunda hepimiz duyduk. Evet, babana ben de söylüyorum ama beni dinlemiyor. Ya yani benim senden sakladığım bir sırrım olduğunu düşünüyorsun. Bir sırrım var ve ben bunu sizden saklıyorum, öyle mi? Bilmiyorum, sen söyle. Var mı? Evet baba. Seni dinliyoruz. Hayır, yok. Benim sizden sakladığım bir sırrım yok. Çıldırtmayın adamı ya. Olsa söylemez mi? Sen hala anlamıyor musun bu yapılanların bana karşı bir komplo olduğunu? Sen bari yapma evladım be. Yani baba, bir sırrım var ya da yok. Ama sonuç itibariyle bu durumla bu şekilde mücadele edemeyiz. Yani karşımızda kim var, ellerinde neler var öğrenmek zorundayız. Ne demeye çalışıyorsun sen? Ben o kadınla buluşacağım. Ve istediği parayı vereceğim ona. İyi de oğlum, bizim öyle o sokağa atacak bu kadar paramız yok ki. Vallahi ben Bulut'a sonuna kadar katılıyorum. Aa, saçmalıyorsunuz yani. Vallahi bence karar verildi. 2'ye 1'sin. Selma'yı buldum Cihan Bey. Sizden haber bekliyorum. İyi, tamam. Ne haliniz varsa görün. Madem bu evde bana inanan kimse yok, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kulübe gidiyorum. Arkadaşlara takılacağım. Aman, iyi git. Haydi görüşürüz. Kapıyı çalmadım ama önemli değil. Yani sonuçta kenar mahallede yaşayanlar böyle şeylere takılmazlar dedim. Yanılıyor muyum? Ne oldu İpek? Ne için gelmiştin? Ya biraz gelin görümce muhabbeti yapalım dedim. İyi düşünmüşsün. Sence ne kadar sürer bu durum? Hangi durum? Evliliğiniz. Ben aslında bunu bir durum gibi görmüyorum. Ne kadar hızlı evlendiğinizi hepimiz gördük. Aynı hızla da boşanırsınız, merak etme. Hadi artık ben kaçayım. Bu kadar gelin görümce muhabbeti sana da bana da yeter. Görüşürüz. Neredesin Alas? Selma'yı nasıl buldun? Nikahtan gönderirken peşine adam takmıştım Cihan Bey. Aferin, iyi düşünmüşsün. Neredesiniz şimdi? Hemen konum atıyorum efendim. Tamam Alas, bekliyorum. Al bakalım. İpek'le bayağı iyi anlaştınız herhalde. Evet, iyi anlaştık. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Biliyorum çok kötü bir mizah anlayışı var ama... öyle aslında gözüktüğü kadar kötü bir kız değildir. Ben de öyle düşünüyorum. Sevgilim, aslında benim bir işim var. Eğer evlendiğimiz günün ertesi günü kocam beni terk edip gitti demeyeceksen halletmem lazım. Tamam, işini halletsen zaten. Ben de biraz evi dolaşırım. Ne bileyim, öğrenmeye çalışırım işte bir şeyleri. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İnan edelim. Yok. Burada oturmuyor. Onun evi dediler. Artık değil, taşındı. Nerede kalıyor? Ay ne bileyim ben. Muhtar mıyım? Kardeşi değil misin? Olmamayı tercih ederim. Anamla babam bana sormadı evlenirken. Bütün denizleri toplayıp gözlerine doldurmuşlar. Anlamadım. Gözlerinin rengi diyorum. Çok hoş. Kimsiniz siz? İnanla ne işiniz var? Hallolmayacak şey değil. Başı belada mı? Şimdi... Bana ne ya? Ay bana ne? İnan'ı arıyorsanız gidin kahveye bakın. Orada kuluçkaya yatmıştır. Kime sorsanız gösterir size. Tamam canım, kızma. Benim adım Sırrı. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden ara. Boncuk. Sana kaldım sanki. Boncuk ne ya? Muhabbet kuşu muyum ben? Tutuldu değil mi her yerin? Yok be oğlum. Benim sabah egzersizlerim bunlar. Ya birader, sen ne zamana kadar böyle yatacaksın arabada? Bak vallahi benim için parçalanıyor birader. Abi hayırdır? Telefonu neden kapalı lan? Abi işte şarjım bitmiş. Bundan sonra hiçbir gün, hiçbir saat o telefonun kapalı olmayacak. Anladın mı lan? Eyvallah. Sessize falan almayacaksın. Aradın mı ulaşacağım oğlum sana. Ömrün olur abi. Tamam, otur. Abi buyur sen lütfen. Öyle mi karşılanır lan misafir? İnsan bir çay söyler. Tabii abi, pardon. Nuri! Teşrif ettik mekanınıza. 3 çay kap gel hadi. 2 kişinin bildiği sır, sır değildir. Hangi bağın bülbülü bu? Neden böyle vakitsiz ötüyor ha? Sen Nuri'nin kusuruna bakma. Abi nasıl desem yani, Nuri biraz eksiktir. Böyle olur olmadık ötersen kusuruna kalma. Bütün gün bu ilim irfan yuvasından mı penetliyorsunuz lan? Yok abi, biz öyle bir soluklanalım diye geldik. Ya ne yaptınız da soluklanıyorsunuz? He? Vakit öldürüyorsunuz burada. Evden ayrılmışsın. He abi, oldu öyle bir şey. Al, bir süre burada kal. Çocuklar seni götürür. Eyvallah, Allah razı olsun. Bana teşekkür etme, Allah'a teşekkür et. Seviyor seni. Öyle pek fazla kimseyi de sevmez ha. Afiyet olsun abi. Senin adın ne? Nuri abi. Özünde iyi bir insansın Nuri. Sağ ol abi. Boğazın dibi özünde iyi insanlarla dolu. Balıklar onları tırtıklıyor. Onlar bir şey yapmıyorlar. Niye? He? Niye Nuri? Ben sana söyleyeyim. Çünkü hareketsizler. Çünkü ölüler. Neyse. Bugün iyi günümdeyim. Bundan sonra bir daha laubalilik yapma. Tamam abi. Sen ölümü uyku mu sandın Nuri? Ha? Manyak mısın oğlum sen? Kadın içeride Cihan Bey. Bizimkilerden başka bilen var mı? Bulut'la falan konuştun mu? Hayır, hayır. Sadece size söyledim efendim. Sonuçta bu doğrudan size hedef alan bir hareketti. İyi yapmışsın. Durduk yere ortalığı bulandırmanın anlamı yok. Cihan Bey, izin verin ben de sizle beraber geleyim. Gerek yok Alas. Cihan Bey, ben bu kadına hiç güvenmiyorum. Bence tek başına da değil, birileriyle beraber hareket ediyor. Sen şimdi buradan ayrılma. Kendini gösterme, burada kal. Nasıl isterseniz efendim. Nereden buldun beni? Kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Hı? Sana ailemden uzak dur demiştim. Kalabalığı görüyorsun değil mi? Hı? Eğer bana bir şey yapacak olursan basarım yaygarayı. Polis çağırırım. Senden de şikayetçi olurum. Ondan sonra ailene ne söyleyeceğim sen düşünürsün. Derdin ne seninle? Senin derdin para olsa önce bana gelirdi. Ne istiyorsun? Hı? Neler geçiyor aklından? Sana açıklama yapmak zorunda değilim. O kadar sıkıldıysan ne yapacağını biliyorsun. Alırsın karını karşına, her şeyi bir bir anlatırsın. Ya da sana vereceğim parayı bir kiralık katile veririm. Sen de hazin bir trafik kazasında ölürsün. Bu nasıl? Hı? Bu kadar şeyi tek başıma yaptığımı düşünüyorsun herhalde. Eğer benim başıma bir şey gelirse ailen her şeyi öğrenir. Para hazır mı? Para burada. Bu parayı al. Bir daha gözüme gözükmemek üzere çek git. Anladın mı? Ha. Sakın ailemin yanına yaklaşma. Benim derdim para. Kopyasını almadığımı düşünüyorsun herhalde. Seninle iş yapmak güzeldi Cihangiray. Yarın parayı getir, beni sustur. Ya da anladın sen yadasını. Hesabı ödersin artık.